Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bir Ölünün Mektupları Prenses Beyza hanımefendi, sofradayken bize bahsettiği mektupları getirdi. Bunlar 25 sene evvel, onu çılgınca seven ve sonra da üzgün ve umutsuz kendini elcize bahçesinin bir ağacında asarak feci bir surette intihar eden bir gencin ona gönderdiği aşk mektuplarıydı. Prenses, geçmiş güzelliğinin azamet ve yüceliğine açık bir delil teşkil eden bu mektupları, bu bir sürü sararmış, ölü benizli kağıt parçalarını özenle dizlerinin üstüne koydu. Ve 45'lik dudaklarının garip, şuh bir gülümsemesiyle bize gülerek, ''Onları size okuyayım, ister misiniz? Gelin, yaklaşın.'' dedi. Hepimiz meraklı onun oturduğu koltuğun etrafına toplandık. Geceydi. Odanın ta yanında bulunduğumuz penceresi açık duruyordu. Dışarıdan, bahçeden, gecenin karanlığı içinde korkunç ve heybetli bir şekil alan uzun bir ağacın siyah bir dalı, tehditkar bir kol gibi içeriye doğru uzanıyordu. Kadınlar gülüyor, erkekler ağır başlı, ciddi, düşünceli görünüyordu. Beyza hanımefendi, ince ipek kumaşları hırpalayan beceriksiz ellere benzeyen, biraz Türkçe'ye bir lisanının kırık dökük telaffuzuyla cümlelerin ruhunu zedeleyerek ve bazen durup kendisi için meçhul kelimelerin manalarını sorarak mektupları sırasıyla okumaya başladı. 1. Hanımefendi, dün Elcize'de arabanızın yanından, ta yanınızdan geçerken bana bakıp niçin güldünüz, beni tanımıyordunuz, beni hiç tanımıyorsunuz, acaba hoşunuza mı gittim? Buna ihtimal veremem. Gülünç miydim? Belki. Fakat dudaklarınızı süsleyen gülüşte alaya benzer bir şey yoktu. Orada hiç, hiç alay yoktu değil mi? Siz gülerken sadece şuhtunuz ve sadece kadındınız. Bu kelimeyi mazur görün. Evet ve sadece kadındınız. Lakin böyle bir şuh, bir kadın gülücükte bilir misiniz ki bir erkek için ne çok fenalık vardır? Bilir misiniz ki bir kadının dudakları arasında parlayan bu gülücük, bu firari işve şimşeği bir erkeğin kalbinde ne müthiş boralar doğurur. Özellikle o kadın sizin gibi olursa, sizin gibi payansız güzel, sizin gibi yüksek, sizin gibi bir prenses olursa. Siz bir prensessiniz. İlk işim hemen bunu öğrenmek oldu ve bunu öğrenir öğrenmez ümidimin, benim zavallı ümidimin kanatları kırıldı. Siz bir prensessiniz ve asıl beni size bu satırları yazmaya sevk eden şey de budur. Bir prenses eksiksiz ve gösterişli arabasından sokakta tesadüf ettiği 19-20 yaşında manasız, sefil, yaya bir gence niçin ve ne diye güler? Doğrusu hanımefendi, sizin tebessümünüz benim için bir muamma oldu. Bunu bana hallediniz.'' Yarın yine her zamanki gibi Elcize gezintisine çıktığınız ve bana orada tesadüf ettiğiniz zaman yolunuzun üstündeki o budala, hakir gence çehrenizin en hor görücü çatıklığını gösteriniz. Bu suretle ben de anlayayım ki o dünkü tebessümünüz herkese sarfedilen bir şeydi. Sadece bir şuhluk ve bir kadınlıktı. Bunu yapınız ve beni rahatlatınız lütfen. Bu mektubu size nasıl vereceğim, bu mektubu arabanıza nasıl ve ne cesaretle atacağım bilmiyorum. Biliniz ki onu sırf merak sebebiyle yazdım. Sırf o muammayı anlamak için. Dudaklarınızın o pembe ve gaddar muammasını. 2. Hanımefendi, dün yine güldünüz. Dudaklarınız dün yine aynı komedyayı oynadı. Sizden artık korkmaya başlıyorum.'' Sizin şuhluğunuz benim için bir tehlike haline giriyor. Zannediyorum ki bu oyunun, bu trajedinin sonu acı ve feci olacak. Ma mafih, bütün ruhumla temenni ederim ki bu eğlence daima böyle devam etsin. Ben daima arabanızın etrafında dolaşayım ve siz daima gülünüz. Her ikimiz de bu latif komedyanın iki mahir ve sanatkar aktörü kalalım. Fakat, fakat, Bizi kim temin edebilir ki bir gün bu iki aktörün sanatından bütün hırsları, heyecanları, bütün delilikleriyle çırçıplak birer insan, sadece göz göze bakışan bir erkek ile kadın doğmayacak? Hanfendi, insanlar kendi kendilerini pek iyi tanıyamazlar ve onun içindir ki daima, daima bedbaht olurlar. Sizin ve benim ruhumuzda öyle hiç kapısı açılmamış mahzenler vardır ki Onların karanlık ve esrarı içinde neler yatar, neler saklanır? Onu hiç kimse bilmez. Bazen bir el, bazen bir rüzgar, bir hiç o kapıdan birini iter. O zaman siz müthiş bir şeyin karşısında titrer, donar kalırsınız. Ruhun o mahzenlerinden, dehlizlerinden, karanlıklarından o zaman neler çıkar bilir misiniz? Deli azgın, kükremiş ve kudurmuş bir sürü hayvan işte bunlar bizim benliğimizin meçhul uyuyan benlikleridir. Ve bizim benliğimizin meçhul ve uykudaki benlikleri o Ali Cenab uykularından daima azgın, kükremiş birer hayvan halinde uyanırlar. Ve onlar daima amansızdırlar. İşte ben bundan korkuyorum hanımefendi. Çünkü ben çılgınım ve siz çok güzelsiniz. Çünkü benim hasta, zayıf bir kalbim var. Sizin kavi, parlak bir tebessümünüz.'' Çünkü ben şairim ve siz pür şiir ve hayal, siyah, ilahi gözlere maliksiniz. Rica ederim hanımefendi. Rica ederim prenses. Dikkat edin. 3. Hanımefendi. Dün kalabalığın içinde gözlerim sizin arabanıza ilişir ilişmez kalbimin şiddetle çarptığını hissettim. Bu hal, bu heyecan bende ilk defa vaki oluyor. Demek sizin arabanız benim mevcudiyetimde gittikçe mühim bir mevki tutmaya başladı size tesadüf etmeden evvel, her akşam Elcize gezintisine çıkmak alışkanlığım değil iken, şimdi saat beşe gelir gelmez oraya koşup yol üstündeki kahvehanelerde sürünmek ve sizi beklemek benim için sade bir itiyat değil, bir itikat ve bir ibadet halini aldı. Siz yavaş yavaş benim hayatımda, benim bu zavallı sefil hayatımda her şey olmaya başlıyorsunuz. Gözlerimin üstünde Şimdiden yaşmanızın beyaz bulutu dolaşıyor. Geceleri odamın kimsesiz sessizliğinde görünmez bir feracenin fışırtısını işitir gibi oluyorum. Genellikle arabanızın ta yakınından geçerken bir saniye içinde beni şaşkın eden o menekşe kokusu hiç peşimi bırakmıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki siz bana garip bir hislenme devresi geçirtmeye başladınız. Korkuyorum. Hayır hayır. Ben ne kadar budala, ne kadar sersemim değil mi?'' 4. Prenses, dün siz daha cesaret bağışlayıcıydınız ve ben daha küstahidim. Harem ağasının tehditkar, öfkeli nazarları olmasaydı kim bilir daha neler, ne çılgınlıklar yapacaktık. Oh, affediniz, yapacaktım. Yanınızdaki kadın da ne tuhaftı. O sizi çok eğlendiriyor değil mi? Arabanızın önünden geçerken o benim için size zannedersem gayet gülünç bir şey söylemişti de kesik kesik kahkahalarla gülerek başınızı arabanın penceresinden çıkarmış ve bir müddet beni arkamdan seyretmiştiniz. Kim bilir benimle eğleniyor muydunuz? Burası bence meçhul. Ruhumda doğan dünkü saadet güneşinin bakir parıltılarını bu fena şüphelerin siyahlıklarıyla lekelemek istemem. Bilseniz dün beni ne kadar mesut ettiniz hanımefendi. Dünyanın tüm güzel kadınları, bütün cilveleri, işveleri, buseleri ve bütün kadınlıklarıyla bir araya gelseler de, hepsi birden biz seniniz deselerdi, yine sizin dünkü tebessümünüzün ruhuma bahşettiği o büyük saadeti bana veremezlerdi. Ah ya Rabbim, dün mektubu elimden siz, bizzat siz elimden alırken, birden dudaklarınızı süsleyen o tebessüm, siz eminim ki o dakikada şuh değildiniz, işvebaz ve şivekar değildiniz.'' Bana öyle geliyor ki siz o dakikada hanımefendi samimiydiniz. Bir ana kadar müşfik ve aşık olunan bir kadın kadar sıcak idiniz. Etrafta kimseler yoktu. Arabacı atlarla meşgul görünüyordu. Harem ağası kürsünün üzerinde uyukluyor gibiydi. Ben yavaşça titreyerek cebimden mektubu çıkardım. Siz kağıdı görür görmez elinizi arabadan dışarıya uzattınız ve onu alırken ve ben onu size verirken ah o saniye ne oldu bilir misiniz? İhtimal siz bunun farkına varmadınız. Parmaklarım parmaklarınıza dokundu. Hala ellerimin ucunda elinizin sıcak, titrek teması var. Bütün gece sabaha kadar dindar, inançlı parmaklarımın ucunu belki orada sizden bir şey kalmıştır kuruntusuyla o, oh, bu pek gülünç hanımefendi. Öptüm ve kokladım. 5. Prenses, Gündelik hayatımın ceryanları değişmeye ve bende garip, yeni itiyatlar ortaya çıkmaya başladı. Evimde ve hiçbir yerde vakit geçiremiyorum. Artık ne bir iş, ne bir eğlence. Ben şimdi, sabahtan akşama kadar, ta sizin gezintiye çıktığınız saate kadar, Elcize yollarında sürünen bir serseriyim. Benim için artık zaman ve mekan yok. Benim için zaman, sizin arabanıza binip, tura çıktığınız o iki saatten ve mekanda arabanızın görünmez izler bırakarak geçtiği yollardan ibarettir. Sizi bana ihtar etmeyen yerler benim için boşluk, hiç ve karanlıktır. Ve ah, o saat beşten yediye kadar devam eden dakikaların, ağzınızın beyaz tebessümle gümüşlenen saniyeleri. Elcize bahçesinin havasında siz benliğinizden bir şey mi bırakıyorsunuz? Orada menekşe kokunuzdan bir parça mı kalıyor bilmiyorum. Orada bir şey var ki benim ruhum, Hayır hanımefendi, hayır. Ben sizi hiç sevemem değil mi? Bu pek gülünç olur. Bu pek gülünç olur. Prenses mektupların birkaçını yere attı. Bunlar hep birbirine benzer, şiir, aşk, hayal, bilmem ne dedi ve ilave etti. Size asıl ötekileri, en mühimlerini okuyayım. 6. Dün sizin o zarif, o pür şiir, o melek mevcudiyetinizde bir canavar uyandı galiba. Dün. Aman ya Rabbi. Hala hatırıma geldikçe o dün, o felaket, o gece. O dün hanımefendi, o uğursuz pazartesi. Sizin cani olduğunuz gün. Cani, evet cani. Çünkü siz dün bir cinayet işlediniz eksiksiz ve gösterişli arabaların, muhteşem ve mutantan sarayların, mücevheratın, altınların, bütün bir mutlaka servet kudretinin ve sonra da güzelliğin, tazelik ve gençliğin elinize verdiği silah ile dün siz bir cinayet, fena bir cinayet, adi bir cinayet işlediniz. Adi bir cinayet dedim. Çünkü cinayetlerin soylusu olur. Fakat sizinki sefil ve adiydi. Zira sizin silahınız bir damla kan dökmeden, hiç kan dökmeden öldürdü. Ve ve kan dökmeden öldürmek işte bu cinayetlerin en adisidir. Ölümlerin en sefili olduğu gibi. Bunu sade kadınlar, sizin gibi kadınlar yapar. Bunu sade siz yaparsınız. Bunu sade siz, şımarık ve fena terbiye görmüş bir çocuk tavrıyla. Bunu sade siz yaparsınız.'' Ve bunu niçin yaparsınız? Kadınlar, bazı kadınlar bu adiliği niçin yaparlar bilmiyorum. Sahte tebessümlerle, sahte cilvelerle, sahte nazarlarla erkek avına çıkmak ve onlardan birkaçını elde ettikten sonra afacan, deli bir çocuğun vahşi zevkiyle onları didiklemek, onları iğnelemek, paralamak. Bu sanki neye yarar kuzum? Bu sanki neye yarar? Bir eğlence mi? Eğlencelerin en manasızı. Bir zevk mi? Zevklerin en adisi. Bir şuhluk, macera perestlik mi? Şuhlukların, cinnetlerin en budalası. Hem siz zannediyor musunuz ki ben de, ben de öteler gibiyim. Ben sadece erkeğim, sadece herkes gibi, herkese benzer bir kimse, bir adamım. Eğer bunu zannediyorsanız pek çok aldanıyorsunuz. Emin olun ki hanımefendi, emin ol ki ey kadın, ben mücevherlerin, altınların üstüne tükürür ve icap ettiği zaman güzelliğe ve kadınlığa karşı da arkamı çeviririm. Ben o kadar yüksek, o kadar sizin saraylarınızdan yüksek, o kadar sizden yüksek, o kadar azametli bir ruha malikim ve o kadar inatçıyım ki... Dünyada en muazzez ve mukaddes bildiğim bir şey varsa sizin bana geçirdiğiniz şu 15 günlük tatlı sarhoş ve sersem anlarından daha mukaddes ve muazzez bildiğim bir şey varsa o da benim gururum, izzeti nefsimdir. Benim izzeti nefsim. Ona hiçbir kimse dokunamaz, ona hiç kimse dokunmamalıdır. O her şeyin, her şeyin üstündedir. Onun tahtı, tacı vardır. O haşmet penah bir saltanat tahtında, bir şan ve şeref tahtında azamet dayanağıdır. Ve siz işte ona hücum ettiniz ve onu onu öldürdünüz. Bu dala ben, bu dala ben. 24 saatten beri acı bir pişmanlık hummasıyla nafile yere, yumruklarım altında başımı eziyorum, eziyorum. Ah, niçin sizi takip ettim? Niçin? Gece yarıları Özbekiye meydanında kirli coplarının eteklerini kaldırıp her geçene baldırlarını teşhir eden ve iki adımda bir sefil dilenci bir nazarla arkasına dönüp acaba geliyorlar mı diye bakan ve bazen karanlık sokaklarda daha ziyade cesur olarak birkaç gecikmişin omzuna dürtüp gel beraber istirhamıyla yalvaran bir kadın tavrıyla beni davet eden o riyakar gözlerinizi, o riyakar ellerinizi, onları takip etmek deliliği. İşte bu benim hayatımda işlediğim yegane büyük hata oldu. Fena, derin, siyah, ebedi bir hata öyle bir hata ki bir leke bir ipek kumaş üstüne düşüp saniye be saniye yayılma çemberini genişleten pis bir leke benim gençliğimin yegane lekesi bana gel dediğiniz zaman anlamalı değil miydim ki siz de sadece onlar gibisiniz siz de bir oh, rica ederim bana izah edin bunu bana bunu izah edin beni ta kapınızın önüne kadar çağırıp, hatta ısrarlarla, hatta alçalarak çağırıp orada, sonradan uşaklarınız vasıtasıyla beni def etmek, beni, hayatında her şeyi ve herkesi kendi kadar ulvi bulamayıp da herkesten ve her şeyden iğrenecek kadar yüksek, namuslu yaşamaya alışmış bir genci, kapınızın o sizden daha adi uşaklarını aşağılatmak, bu ne demek, bu ne demek kuzum? Veda olsun, artık bu 15 güne ve asıl düne. Ağustos 11'in o uğursuz pazartesisine. Benim hayatımda hiç açılmayacak bir sahife olacak. Ve sen, ve sen de benim için hatırlaması bile dimağı kirleten bir sima, kirli bir sima, kirli bir kadın siması. Aa, ne çılgın ne terbiyesiz şeymiş bu diye gülüştüler. Prenses, durun daha sonra anlayacaksınız onun ne deli olduğunu, dedi. Ve artık hiç mektuba benzemeyen bir sürü bükülmüş küçük kağıtları okumaya başladı. Bazen hatta iki kelime bile ihtiva etmeyen çılgın bir sürü tezkerecikler. Odada hepimiz hayret içindeydik. Bu mektuptan sonra yine mi yazmış? Ne cesaret, ne cesaret diyorduk. 7 Size o kadar güzel gözlerle bu derece fena bir kalp veren tabiata lanet ediyorum. 8. Artık sizi unutmaya çalışıyorum. 9. Bitti. 10. Bir şeyi tekrar merakımı celbetti. Kağıtlarımı hala kabul ediyorsunuz. Aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi. Demek pişmanlık duydunuz. 11. Yok. Yok. Dün son kelimeleri yanlış yazdım. Beni affettiniz mi diye sormak istiyorum. Hiç şüphesiz beni affettiniz. Fakat niçin daima dudaklarınız tebessümsüz, gözleriniz nazarsız? Niçin her vakitki gibi zalim değilsiniz? Niçin sadece lakayt ve garip bir surette alaycısınız? Bana her akşam dönüşünde köprünün izdamı, velvelesi, coşup taşması arasında Nil'in kirli, donuk sularına bakarak ölümü düşündürecek kadar lakayt ve alaycı. 12. Kağıtlarım yorgun. Kanatları kırık kelebekler gibi arabanızın içine hummalarla dolu düştükçe artık onları eğilip elinize almıyorsunuz. Artık kağıtların parmaklarınızın ucunu öpemiyor ve avucunuzun içi onlara lazım gelen harareti vermiyor. Kağıtlarım üşüyor titriyor hanımefendi. Ben de titriyorum. Bütün günahlarımın yükü altında omuzlarım çökmüş, benzim sararmış arabanıza yaklaşıp sizin yüzünüze baktıkça dudaklarınızı sessiz, nazarlarınızı başka yerlerde uçar görerek her gün biraz daha çıldırıyorum. Yüzünüzün görünürdeki cansızlığı altındaki gizli manayı bir okuyabilsem orada ne var? Tehdit mi? Gazap mı? Bir izzeti nefis yarası mı? Ne var?'' Bir anlasam, sizin bana karşı hakikaten lakayt olmadığınızı bir hissetsem, ondan sonra artık rahat öleceğim. Bunu işitiyor musunuz? Ondan sonra artık rahat öleceğim. Gayet rahat. 13. Bir şey unuttum hanımefendi. Size ilk mektuplarımda söylenmesi lazım gelen bir şey ve bunu şimdiye kadar ihmal ettiğim için çok fena ettim. Fakat bu söylenmesi lazım gelen şeyi söylemekten ben o kadar korkar o kadar titrerim ki onu kendi kendime söylemekten bile çekinirim. Bu şey nedir bilir misiniz hanımefendi? Bu şey deli. Evet ben bir deliyim. Dimağımda babamdan kalma cinnet tohumları var. Hastayım. Doktorlar bana daima seyahat etmeyi, gezip eğlenmeyi ve duşu tavsiye ediyorlar. Burada Mısır'da bulunuşuma sebep de budur. Yarın kim bilir nereye gideceğim. Hastayım. Görüyorsunuz ya. Hep bunlardan anlıyorsunuz ya. Hastayım. Bana acıyınız. 14. Eğer siz bana bir defa daha tebessüm edecek olursanız şifa bulacağım. 15. Ah oh, yalvarırım size. Sana yalvarırım ey kadın. Ey benim yegane sevdiğim kadın. O eski tebessümünden biraz daha biraz daha ne olur? Allah için biraz daha beni kurtarmak, bana şifa vermek için. Şifa, şifa, şifa. Ne olur? 16. Bir defa daha gülünüz. Bir defa daha tebessüm ediniz. Artık yolunuzun üstüne çıkıp bunaltıcı bir dilenci gibi sizi rahatsız etmeyeceğim. Bir tebessüm daha. Son bir tebessüm daha. Ondan sonra artık elciz eden, sizden, sizin muhitinizden, Mısır'dan uzaklaşacağım. Gideceğim ta memleketime, İstanbul'a. Ve orada o pis, o çamurlu, o sefil Bizans harabesinin bir köşesinde bir buda rahibi gibi, bir Hintli fakir gibi, aç bir İstanbul köpeği gibi yavaş yavaş ölmeye alışacağım. Bir defa daha tebessüm ediniz. Sonra bir tebessüm daha ve ben o son tebessümün o son güneşin ziyasını ruhumda taşıyarak sizden, sizin muhitinizden uzaklaşacağım. O son tebessümün, son güneşini ruhumda saklayarak ve size minnettar olarak mezara, karanlığa doğru gideceğim. Ve artık sizi hiç, hiç rahatsız etmeyeceğim. 17. Bedbaht kadın, cani olacaksın. Çünkü bir gün arabanın altına atılıp, prenses gülerek, gözleri Gittikçe o kadar çılgın çılgın bakmaya ve beni o kadar korkutmaya başladı ki artık gezmeye çıkamaz oldum dedi. 15 gün sonra posta ile ondan şu mektubu aldım. Hanımefendi, yarın lütfen sabah uykunuzu feda edip daha şafak sökmeden ve çiftçiler ve amele uyanmadan evvel henüz etraf esmer bir karanlıkla çevriliyken arabanıza binip Elcize bahçesinin en kuytu ve en tenha yerlerine doğru bir seyran icra ediniz. Size yemin ederim ki fevkalade memnun olacaksınız. Çünkü hayatınızda o güne kadar ve o günden sonra hiç görmeniz ihtimali olmayan bir şeye, garip, tuhaf, gülünç bir şeye tesadüf edeceksiniz. Ta yolunuzun üstünde, ağaçların birinde öyle bir şey ki size yemin ederim çok tuhaf, çok gülünç.'' İsterseniz yanınıza da birçok kişi alın. Cariyelerinizi, kölelerinizi. Eğer kabul ediyorsanız bana aşağıdaki adrese haber gönderin. Fakat beni cidden temin ederek. Prenses, önce çok düşündüm, korktum, tereddüt ettim dedi. Bir delilik yapar, bir rezalete sebep olur diye. Fakat bendeki merak bütün bu endişelere galip geldi. Sabredemedim. Onun tayin ettiği vakit kalfalardan birkaçını beraber alarak iki araba olduk ve yola çıktık. Sokakların hiç o kadar erkenki halini bilmiyordum. Çok tuhaf oluyor. Her taraf tenha, sakin. İnsana bütün evler, ağaçlar uyuyor gibi görünüyor. Köprüyü geçtik. Uzakta piramitler henüz gözükmüyordu. Yolda hiç başka bir araba yoktu. Tamam, Elcezi'ye vasıl olduğunuz zaman ne yaptım bilir misiniz? Kalfaların bindiği arabayı öne geçirttim. Ne olur ne olmaz fikriyle. Ağaçların arasında epeyce dolaştık. Birçok böcek sesleri işitiliyordu. Bahçenin tenhalığından korkuyordum. Ne olacak acaba? Bu deli ne yapacak acaba diye titriyordum. Derken önceki arabadan bir çığlık koptu. Nedir diye başımı pencereden dışarı çıkardım. Aşağıda gördüğünüz şu ihtiyar Gonca Gülhanım yok mu? İşte o. Elini arabadan dışarı çıkarmış, bir yeri, bir ağacı gösteriyor ve Aman ya Rabbi, dönelim, dönelim diye bağırıyordu. Elinin işaret ettiği noktaya baktım. Büyük bir ağacın dalında bir şey sallanıyordu. Eski elbiseye benzer bir şey. Dikkat ettim. Bu bir insandı. Bu o idi. Daha ziyade bakamadım. Korktum. Bilseniz ne kadar korktum. Yarı baygın bir halde arabanın yastıkları içine düştüm. O vakitten beri hala hatırıma geldikçe tüylerim ürperir. Herkes susuyor. Gülmek istiyordu. Yerde, masanın üstünde, prensesin dizlerinde birçok sararmış, ölü benizli kağıt parçaları sürünüyordu. İçimizden birisi, bütün bu meselede bir şeye dikkat olunmadı. Mühim bir nokta, dedi. Hatırlıyor musunuz? Bu genç adam mektuplarının birinde ölümlerin en adisi kansız olanlarıdır diyordu. Bakınız, en nihayet kendisi de bunun üzerine hepimiz şaşkın, hayret içinde "Ya, ya, vay, gördünüz mü?" gibi bir takım sesler çıkarmaya başladık. Prenses de bizimle beraber 20 seneden beri bu garip noktaya dikkat etmediğine şaşırıyordu.